saatte okula geç kalacağız. Nazlı, Selin hadi sen de kalk. Yaşasın, bugün okullar açılıyor. Oley, arkadaşlarımı göreceğim. Evet Nazlıcığım ama yani bu kadar çok zıplarsan bir tarafını sakatlayabilirsin. Yani o zaman da okula gidemezsin. Ne yapayım Leyla abla, çok heyecanlıyım. Ben elimi yüzümü yıkayıp geleyim. Tamam. Sen de kalk. Yani ilk günden okula geç kalmak istemezsin herhalde. Selin. Leyla abla, bir bardak su getireyim mi senin ablamı uyandırmak için? Gerek yok Nazlıcığım. Ben galiba daha etkili bir yol buldum. Ozan, sen mi geldin? Ay ne zaman geldin? Biz de seni uyandırmaya çalışıyorduk. Ne? Ozan mı gelmiş? Nerede? Ya of, aşk olsun kızlar ya. Hiç utanmıyorsunuz değil mi ablanıza dalga geçmeye? Ay ne yapalım? Ablamız da bize örnek olup kalksaydı erkenden. Üf, tamam tamam kalktım işte. Ay, ama nasıl da inandın Ozan geldi deyince. Ay saçmalama Leyla. Ben zaten uyanmıştım. Denk geldi sadece. Tabii tabii. Yani biz de yuttuk. Bal gibi de inandın işte. Aa Erdem'in ne işi var ki bu saatte burada? Ne? Erdem mi? nasıl oluyormuş bakalım? Sen şimdi görürsün nasıl olduğunu. Leyla abla. Amcamlar bugün kesin Amerika'dan dönecekler değil mi? Evet Nazlıcığım, bu sabah döneceklerdi. Yani biz de o kadar hazırlık yaptık. Pijamalarımızı çıkartalım da Aslı yenge gelmeden üstümüzü giyelim. Yoksa rencide eder bizi. Bizi rencide etmeyi ne kadar çok özlemiştir. Kızlar, size yengemi özlediğimi söylesem bana inanır mısınız? İnanırız çünkü ben de özledim. Ben de. Belki o da bu kadar zaman görmeyince bizi özlemiştir. Bence de. Şimdi bebek yaşasaydı üçü birlikte geleceklerdi değil mi? Evet Nazlıcığım ama ne yazık ki bu konuda yapacak bir şey yok. Yapabileceğimiz tek şey yengeme çok iyi davranıp acısını unutturmak. O yüzden bir an önce giyinip geldiklerinde hazır olalım. Günaydın bal kızlar. Günaydın. Günaydın. Biliyor musunuz? Az önce Ekrem Bey telefon etti. Yarım saate kadar evde olacaklarmış. Gülün gülün. Ağlanacak halinize güldüğünüzü acaba ne zaman fark edeceksiniz? Kıvılcım, gel de şu iyilik meraklısı veletlere Aslı döndüğünde başlarına neler geleceğini anlat. Müstesna! İlgileneceğine kahvaltıyı hazırlasana. Baş üstüne Kıvılcım Hanım. Baş üstüneymiş. Beslemeleri beslemekten benim beslenmemle ilgilenmediğini duyunca bakalım Aslı ne yapacak? Aman yapmayın Kıvılcım Hanım. Her sabah size kahvaltı sofrası hazırlıyorum krallara layık. Ama siz sadece bir kadın yiyip sonra bırakıyorsunuz. Çok konuşma Müstesna. Yemediğime göre demek ki beğenmiyormuşum yaptıklarının değil mi? Hadi işini başına git hadi. Baş üstüne Kıvılcım Hanım. Ulan sen benim geçirlerime mukayyet ol. Hayrola ya? Neydi o tezahüratlar falan? Yoksa Ler Olimpiyatı'nda madalya mı kazandınız? Çok komiksin Kıvılcım. Amcamla yengemin dönmesine seviniyoruz. Yani o yüzden senin kötü esprilerin bile moralimizi bozamaz. Gülüşün, sevinin. Aslı Hanım geliyor. Aslı Hanım'ın gelişine bu kadar sevindiğinize göre herhalde köyünüze dönmek istiyorsunuz ha? Ya demek Aslı'nın geldiğine bu kadar seviniyorsunuz ha? Köyünüze bu kadar dönmek istediğinizi bilmiyordum doğrusu. Ne köy ya, ne dönmesi? O nereden çıktı şimdi? Şuradan çıktı efendisi. Anneniz babanız öldü diye acıdık. Bir sene evimizde kalmanıza izin verdik. Ama artık yeter. Şimdi yerinizde olsam okul çantası yerine bavulumu hazırlamayı tercih ederdim. Çünkü Aslı gelince burada sadece hak edenler kalacak. Anlaşıldı mı? İşte bu. İyilerin suratında görmek istediğim ifade. Aferin Kıvılcım. Yavaş yavaş öğreniyorsun. Kızlar. Sena, sen ne zaman geldin?
biraz önce geldim ben de. Okulun ilk gününde size başarılar dilemek istedim. Bir de Aslı yengeniz ve Ekrem amcanız gelecek. Onlara da bir hoş geldin diyeyim. Selena bak, ben yazdım. Nasıl olmuş? Çok güzel. Kızlar burası süper olmuş. Bence Aslı yengenizin çok hoşuna gidecek. Hoş geldiniz Ekrem Bey. Hoş bulduk. Gözlerimiz yollarda kaldım Allah'a. Allah Allah, niye acaba? Yoksa maaşına zam mı istiyorsun müstesna? Hayır, senin evi gibisi yok vallahi. Yengeciğim hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk da. Ay yani aşk olsun Ekrem'cim. Ben sana ne dedim? Ay gelir gelmez şu üç şebeğin yüzünü görmek istemiyorum. Onları evden gönder demedin mi canım? Aslı'cığım, çocuklar kusura bakmayın. Uzun bir uçak yolculuğundan geldik. Yengenizin biraz asabı bozuk. Hoş geldiniz Ekrem Bey, hoş geldiniz Aslı Hanım. Hoş bulduk da bu burada ne arıyor ayol? Yoksa benim yokluğumda o da mı bu eve yerleşti ha? Ay ipini koparan gelip eve yerleşiyor canım. Zaten evlilikten çıkmış, yetiştirme yurduna dönmüş. Aslı'cığım neler söylüyorsun Allah aşkına? Bak herkes bizi karşılamak için gelmiş. Bak ne kadar güzel yazılar yazmışlar. Ne onlar? Böyle yengelerin en güzeli evine hoş geldin. Ay nihayet hatırladınız yani buranın benim evim olduğunu. Ne oluyor yani? Böyle üç kuruşluk fon kağıdına hoş geldiniz yazınca karşılama töreni mi oldu ha? Hem babanız mı veriyor bunların parasını? Nereden aldınız bu kalemleri, bu kartonları ha? Aslı! Aslı! Ah, ah canım! Canım kızım annesi ne güzeli bir kalem. Ay nasıl özledim. Burnumda tüttüm vallahi. Aslı bana ne getirdin? Hayatım, otur biraz nefes alalım değil mi? Ay canım sen alırsın nefesini. Sen bana hediyeleri ver hediyeleri. Güzel şeyleri aldın mı bana? Aldım aldım tabii. Babanın bize ayırdığı parayla birkaç parça bir şey aldım işte. Zülfikar şu kutuları veriver canım bakayım. Getir şöyle. Getir getir. Getir. Bak. Ay inanmıyorum ne kadar da çoklar. Ama Kıvılcım çok ayıp. Ayrıca Aslı herkese hediye aldı değil mi Aslı'cığım? Tabii canım ben herkese hediyeler aldım sen merak etme. Canım sen uzak yoldan geldin yorulmuşsundur. Yukarı çıksana elini yüzünü yıka bir rahatla üstünü başını değiştir değil mi? Tamam. Ben gidip elimi yüzümü yıkayıp kendime geleyim üstümü başımı değiştireyim. Evet evet tamam. Ben de bir hasret gideriyim. Ne kadar güzel. Ne kadar güzelmiş. Olsun duymadınız mı yengem bize de hediye almış. Ne aldı acaba? Siz ne fısırdaşıyorsunuz öyle bakayım aramızda ha? Yok bir şey yengeciğim. Yenge deme bana. Aslı Hanım diyeceksin. Peki Aslı Hanım. Ha şöyle. Ha ay neredeydi bunların hediyeleri? Zülfikar şu koltuğun üstüne koyduğum şeyleri ver bakayım poşetleri. Ver ver ver. Çok ay. Güzel şeyler aldım vallahi. Ha en sevdiğim de bu bak. Ha şöyle getir bakayım. Hangisiydi şimdi? Bu değil. Bu değil. Bu. Bu. Zülfikar. Vallahi açlıktan öldüm öldüm ama yine de yemedim bunu sana getirdim. Bak uçakta verdiler al. Eksik olmayın aslan. Güzel. Müstesnacığım. Bu da senin al. Bu ne ki aslan? O şey canım uçuş şeysi. Hani uçaktaki acil çıkış kapılarını, oksijen maskesinin nasıl takıldığını falan gösteren karton var ya o işte. Çok düşüncelisiniz Aslı Hanım. Teşekkür ederim. Kısmet olur da uçağa binersem geçilerimle birlikte oksijen maskesini doğru dürüst takarız sayenizde. Ya, aferin sana. Kızlar kusura bakmayın size hiçbir şey alamadım. Önemli değil yengeciğim. Ben de işte böyle düşündüm. Hiç önemli değil dedim. Zaten bakıyoruz, besliyoruz, yediriyoruz, içiriyoruz değil mi? Bir de üstüne hediye mi alacağız canım? Ay ne kadar da güzel bu Aslı böyle. Çok bunu beğendim. Ozan beni bu kıyafetin içinde beğenir mi sence? Ha ezikler ne dersiniz? Selin bakma sen Kıvılcım'a. Ozan'ın seni kıyafetle için değil, sen olduğun için sevdiğini çok iyi biliyorsun. Ya biliyorum tabii de. Ne yalan söyleyeyim açıkçası şu anda Kıvılcım'ın yerinde olmayı çok isterdim. Siz gelin ne fısırdaşıyorsunuz orada ha? Kesin benim dedikodu mu yapıyorsunuz değil mi ha? Tabii uzun zamandır boş bıraktım sizi. Tek 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 rencide eden de yok değil mi? Tepemize çıktınız canım. Ama yengeciğim. Yengeciğim deme bana. Yengeciğim deme. Aslı Hanım diyeceksin. Neyse
Ben artık gideyim. Tekrar hoş geldiniz Aslı Hanım. Hoş bulduk. Güle güle, güle güle hadi. Ay boş gitmeseydin. Beslemeleri de götürseydin. Efendim? Yok bir şey yok. Diyorum sık sık görüşelim. Seneye de bekleriz diyorum. Aslı bu pakette ne var? Bunun içinde en seveceğin şey var. Aç hadi söylemiyorum bak aç. Açarım. Açılmıyor bir dakika. Şuradan. Ay. Aslı bu ne? Yani bilmiyorum kızım ben bunu almadım. Adam herhalde paketlerken karıştırdı. Bu nereden çıktı bilmiyorum. Ay salak adamlar ya. Bunu mu getirdin Amerika'dan bana? Bunu getir. Ya tutma nefesini. Tutma yavrucuğum. Tutma nefes al bakayım. Ay gerçi bunu bile özlemişim vallahi. Tutma nefes al. Ama bunu boş ver. At gitsin. Ben sana bunu almadım. Bak bir sürü hediyem var daha.